I'd never even heard of the book. And Dino called me and said, do you know about this book? And I said, no, I never heard of it. And I thought he said June instead of Dune. And so I read it. İlk baskısı 1965 yılında yapılan Dune, piyasaya çıktığı günden beri hep çok satanlar arasında yer almış, bilim kurgu edebiyatının en önemli ödüllerini kazanmış olan müthiş bir kitaptır. Hikaye resmi adı Arrakis olan ancak Dune olarak bilinen bir çöl gezegeninde geçer. Gezegenin özelliği, tüm evrendeki en değerli baharat olan melanjın sadece burada bulunmasıdır. Melanj aşırı değerlidir çünkü ömrü uzatır, içgörüyü arttırır, zaman uzay arasındaki yolları görmelerini sağlayarak Ronca kaptanlarının devasa yıldız gemilerini idare edebilmelerine imkan tanır. Evrenin ve tüm galaktik imparatorluğun işleyişinin merkezinde melanj yer alır ve yazar Frank Herbert bu değerli baharat etrafında dönen entrikaları inanılmaz bir derinlikle okurlarına aktarmayı başarır. Herbert'ın başarısının temelinde döneminin bilim kurgu kalıplarından tamamen farklı bir yolda ilerlemeyi tercih etmesi yatar. Dune, teknolojiye odaklanmak yerine insanlar arası ilişkiler, toplumsal davranış modelleri, ekolojik meseleler gibi daha netameli konulara yoğunlaşmayı tercih eder. Kitapta akıllı ve esprili robotlara, süper güçlü bilgisayarlara, havalı uzay araçlarına, durmadan ateşlenen lazer silahlarına neredeyse hiç rastlanmaz. Uzay bile pek görülmez, anlatılmaz. Bunun yerine okurlara derin, tasavvufi düşünceler, felsefi ve sosyolojik tespit ve değerlendirmeler, karmaşık insan duyguları, oyun içinde, oyun içinde, oyun içinde, oyun şeklinde ilerleyen çok katmanlı bir olay örgüsü, iki boyutlu olmak yerine tüm günahları ve sevaplarıyla ete kemiğe bürünmüş şekilde karşımıza çıkan bir kahramanlar topluluğu sunulur. Frank Herbert'ın bu tercihi, Dune'un asla eskimemesi sağlar ve kitap her daim geniş kitlelerin ilgisini çeken büyük bir başarı hikayesi olur. David Lynch ilk büyük çıkışını 1977 yılında vizyona giren Eraserhead filmiyle yapar. Oldukça düşük bir bütçeyle çekilen Eraserhead, sinemaların gündüz seanslarında kendisine yer bulamayacak kadar sıra dışı bir filmdir. Bu nedenle Amerikan sinema endüstrisinde Midnight Movies, yani gece yarısı filmleri olarak bilinen bir kategoride gösterime sokulur. Gece yarısı filmleri, 1970 senesinde dönemin en çılgın sanatçı ve yönetmenlerinden biri olan Alejandro Jodorowsky'nin El Topo filminin New York şehrindeki bir sinemada gece yarısı gösterime sokulmasıyla başlayan bir ticari akımdır. El Topo, sürreal bir kovboy filmidir ve gerçekten de sürreal olan içeriği nedeniyle gündüz gösterilmesi mümkün değildir. Gene de filmden etkilenen bir sinema salonu, zaten boş olan gece yarısı saatlerinde filmi oynatmaya karar verir. El Topo, yoğun talep gören bir film olur. Film kısa zamanda kült film mertebesine erişir. John Lennon dahi 3 kez gelip filmi salonda izler. El Topo'nun elde ettiği büyük başarı, diğer sinema salonlarının da iştahını kabartır ve dört bir yanda gece yarısı filmleri gösterilmeye başlanır. Eraserhead'de bu akımdan yararlanan filmlerden biri olur ve bir gece yarısı filmi olarak seyirciyle buluşur. Böylelikle David Lynch'in sinema kariyeri de Alejandro Jodorowsky sayesinde başlamış olur. Eraserhead etkileyici bir filmdir.
ve David Lynch'in adının Amerikan sinema endüstrisinde duyulmasını sağlar. Lynch bu film sayesinde daha geniş bir bütçeye ve yaygın gösterim imkanına sahip olan ikinci filmi The Elephant Man'i çekme şansı yakalar. 1980 yılında vizyona giren Elephant Man, hem gişede iyi iş çıkarır hem de sinema eleştirmenlerinden olumlu not alır. Filmin elde ettiği 8 Oscar adaylığı da Lynch'in ününü iyice pekiştirir. O artık Hollywood'un en gözde yönetmenidir. George Lucas, Star Wars serisinin 3. filmi olan Jedi'ın dönüşünü onun çekmesini ister. Lynch, Lucas'ın teklifini düşünmeksizin reddeder. Başkasının imzası olan bir işi sürdürmek yerine tamamen kendine özgü bir başyapıt üretmek niyetindedir. Yönetmenin yolu tam da bu noktada Hollywood'un büyük yapımcılarından olan Laurentiis ailesiyle kesişir. Uzun yıllardır sinema sektöründe olan ve birçok önemli filmin yapımcılığını üstlenen Dino De Laurentiis, Dune kitabının film haklarını 1976 yılından beri elinde tutmaktadır. Yönetmen olarak ilk anlaştığı isim olan Ridley Scott, bir müddet uğraştıktan sonra projeden çekilmiştir. Laurentiis, kızı ve ortağı olan Rafaella'nın önerisi üzerine David Lynch ile tanışır ve ikili Dune kitabını filme çekmek konusunda anlaşır. David Lynch, Frank Herbert'ın romanından hareketle senaryoyu da kendisi yazacaktır. Çekimler başladığında her şey yolunda gözükmektedir. Milyonlarca okuru olan mükemmel bir kitap, yetenekli ve büyük gelecek vadeden bir yönetmenin ellerine teslim edilmiş, döneminin önemli oyuncularından kaliteli bir kadro kurulmuştur. Kadro o kadar geniştir ki, şarkıcı Sting dahi filmde kendisine önemli bir rol bulur. Filmin başarısı neredeyse kaçınılmazdır. David Lynch, verdiği röportajlarda ikinci filmi de yöneteceğini ancak 3, 4 ya da 5. filmleri yönetmek istemediğini söyler. Birçok oyuncuyla devam filmleri için anlaşılır. Dune'un en az Star Wars kadar büyük ve başarılı olması beklenmektedir. Hakkındaki beklentiler bu kadar yüksek olan Dune filmi, 1984 yılının Aralık ayında vizyona girer ve... It's a failure! Bu kır saçlı adamın mutlulukla ifade ettiği gibi, sonuç tam bir başarısızlık olur. Dune berbat bir filmdir. Eleştirmenler filmi yerin dibine sokar. Film gişede çakılır. Ortaya çıkan ürün o kadar kötüdür ki David Lynch bile filmi sahiplenmez, kendisine son kurguyu yapma hakkı tanınmadığını iddia eder ve isminin filmin yönetmeni ve senaristi olarak kayıtlara geçmesini engellemeye uğraşır. Dune is a huge, gigantic sadness in my life. Because I did not have final cut on that film, total creative control I didn't have. Dune'un başarısızlığına en çok sevinen insan bu kır saçlı adam olur. Bu adam, çektiği El Topo filmiyle gece yarısı filmleri geleneğini başlatan ve böylece David Lynch'in yönetmen olarak bir kariyer yapabilmesini sağlayan Alejandro Jodorowsky'den başkası değildir. Dune'un başarısızlığına sevinmesinin nedeni ise Lynch'ten önce Dune kitabını filme çekmek için 2 yıl uğraşmış olmasıdır. Jodorowsky'nin hayal ettiği Dune, Lynch'inkinden tamamen farklıdır. Filmin müzikleri için Pink Floyd'la anlaşılır. Oyuncu kadrosunda Salvador Dali'nin, Orson Welles'in, Mick Jagger'ın, Udo Kier'in, David Carradine'in yer alması planlanır. Filmin başrolü için Jodorowsky'nin oğlu Brontis Jodorowsky seçilir. Set ve karakter tasarımı için Giger ve Mobius'la çalışılır. Mükemmel bir kadronun emeğini koymaya hazır olduğu bu çılgın proje, Jodorowsky'nin inadı yüzünden hayata geçirilemez. Onun kafasındaki filmin son hali 10 saatten uzun sürmektedir. Hiçbir Hollywood stüdyosu bu kadar uzun bir filmle uğraşmak istemez. Bu yüzden film için bir türlü finansman bulunamaz. En sonunda Jodorowsky'nin yapımcısının film haklarının süresi dolar ve Dune, Dino De Laurentiis'in eline geçer. Alejandro Jodorowsky sayesinde kariyerine başlayan David Lynch, Jodorowsky'nin hayatının projesi olarak gördüğü Dune'u onun elinden alan yönetmen olur. Jodorowsky'nin değil, Lynch'in Dune'u seyirciyle buluşur. Edebiyatın en önemli eserlerinden biri olan Dune kitabı,
bu filmin kötülüğü yüzünden çok daha geniş çevrelerde tanınma fırsatını kaybeder. Khodorkovsky El Topo'yu çekmese, El Topo gece yarısı filmleri geleneğini başlatmasa, David Lynch'in Eraserhead filmi bu gelenek sayesinde vizyon şansı bulmasa, tüm bunlar olmayacaktır. Kaderin çarkları garip bir biçimde döner ve müthiş bir yazarla iki harika yönetmeni bu tuhaf hikayede buluşturur.